Arkadaşlar merhaba, ben İnanç Gün. Robotlar insanlara zarar veremez ya da eylemsiz kalarak onlara zarar gelmesine göz yumamaz. Robotlar birinci kanunla çekişmediği sürece insanlar tarafından verilen emirlere itaat etmek zorundadır. Robotlar birinci ya da ikinci kanunla çekişmediği sürece kendi varlıklarını korumak zorundadır. Asimov, Isaac Asimov'un Ben Robot kitabının başında yazan 3 robot kanunu. Asimov'un kendi kurduğu robot evreninin 3 kanunu. 1950 yılında çıkan bu kitap ve yukarıdaki kanunlar hemen hemen bütün bilim kurgu kitap ve filmlerinin ana temel kanunları oldu robotlar için. Yani düşünen yapay zekalı makine için 3 temel kanun. Peki bu filmler vesaire yapılırken şu bence pek dikkate alınmadı. Tamam, bu kitapta bu kanuna başlıyor. Yani işin mantığı şu. Bir robot yapıldığı zaman 3 kanun bu robota veriliyor. Yukarıda saydığımız 3 tane kanun bu robota veriliyor. Şunu yapmayacaksın, insanlara zarar vermeyeceksin, onun emirlerini yapacaksın, kendini koruyacaksın vesaire vesaire. O 3 tane kanunu bir robota yüklüyorlar. Daha sonra bu robotun ana yapısı oluyor. İşte o robot çocuk mu bakacak? Tamam, çocuk bakacak. Ona göre bir de çocuk bakmayla ilgili bir şeyler yükleniyor. Ya da bu çocuk işte çocuk diyorum, robot maden işlerinde mi çalışacak? Madenle ilgili trafiği mi düzenleyecek? Trafikle ilgili kanunlar vesaire yükleniyor. Bu o yüzden önemli bir baş kanun. Yani robotun anayasası gibi bir anayasa. Ama kitapta da şöyle bir şey var. Bu kanunların, 3 tane kanunun boşluğundan faydalanan robotlar olabilir mi? Yani kanun, bu 3 tane biraz önce okuduk, aslında bayağı sıkı gözüküyor. Yani birbirine bayağı bağlı ve asla böyle bir kötü kullanıma yol vermeyecek olarak gözüküyor. Ancak bunun boşluğundan faydalanan yapay zekalar olabilir mi? Aslında sözü fazla uzatmak istemiyorum. Videonun konusu aslında bu. Yani biraz farklı bir gelecek ama aslında çok ilgilendiriyor bu konu. İnsanlığın devamı için insanların bir kısmının feda edilmesi ve yapay zeka bunun neresinde? Yani şu şekilde konuşalım. Şimdi aslında yüzyıllar boyunca bir insanların başka insanlar için kendini feda etmesi var. İşte bir savaşın bitmesi için ya da işte bir muharebenin kazanılması için bir birliğin kendini feda etmesi. Çocuklar için anne babanın kendini feda etmesi. Ya da yanan bir evden insanları kurtarmak için bir itfaiyecinin o yanan eve girip onları kurtarıp kendini feda etmesi. Ve bunun birçok yönü var. Hani bunu biraz da yukarıdaki kanuna bağlayacak olursak, robot kanununa da bağlayalım. İşte çocuk baklakma yükümlü bir robot var. Çocuğa zarar gelmesin diye kendi arabanın önüne atıyor. Çocuk kurtuluyor. İşte robot komple işte telef oluyor. Bu da kendi bir şekilde feda etmek vete. Ama günümüzde yavaş yavaş şöyle bir şey olmaya başladı, farkındaysanız. Yapay zekalar, yani yukarıdaki kanunlara göre yapıldığını düşündüğümüz yapay zekalar var ya, robotlar, çünkü onlar da bir yapay zekadan oluşuyor. Sadece mekanik kısımlarına robot diyoruz ama bir aslında yapay zekalar var. Artık makineler, yani robotlar kendi kendine üretiyorlar. Yani bir Tesla'ya siz düz bir şey diyemezsiniz, araç diyemezsiniz. Kendi kendine bir sürü değerlendirmeler yapıyor. İşte ona göre yolu planlıyor, kaçınma yapıyor, duruyor vesaire. Bunu üreten de akıllı, yapay zekalı robotlar var, kendine verilen komutları yapan. Kendi kendine öğrenen yapay zekalar var. İşte Bart var, ChatGPT var. Şimdi Apple Siri'yi geliştireceğini söylüyor, çok daha iyi olacağını söylüyor. Yani bir felsefe sohbetine siz yapay zeka yapabiliyorsunuz. Oturun işte Bart'la, ChatGPT ile felsefe konuşun. Konuşuyor sizle. Kendi düşünceleri var. Hadi kendi düşüncelerini
bazen şöyle diyor, işte bundan şöyle çıkarım yapabiliriz vesaire diyor ama genelde kendi düşünceleri var. Peki şöyle bir senaryo yapalım hadi. Madem böyle Ben Robot gibi 1950'lerde yazılmış gelecekle ilgili kitaplar var elimizde. Gelecekle ilgili bir senaryo yapalım. Dünya kaynakları, işte iklim şartları değişiyor diyelim. Dünya yörüngesinden saptı diyelim. Atmosfer bozuldu diyelim. İşte geldi bir gök taşı çarptı diyelim. Dünya kaynakları azaldı. Ve o esnada dünya üzerinde ne diyelim işte 15 milyar insan var. Ancak dünya kaynakları 5 milyar insana ancak yetecek durumda. Ve bu durumda dünyanın yönetiminde bir düzene sokulmasında çok fazla etkisi olan yapay zekalar acaba şöyle bir karar verebilirler mi? İnsanlığın devamı için insanların bir kısmının yok edilmesi lazım. Bakalım şeyden değerlendirdim. Üç kural vardı ya bizim. Üç robot kanunu. O kanunlara göre değerlendirdim. Birinci kanun. Hemen şunu açıyorum. Diyor ki robotlar insanlara zarar veremez ya da eylemsiz kalarak onlara zarar gelmesine göz yumamaz. Şimdi düşünelim, insanlık yok oluyor. O 15 milyon insan 5 milyon yetecek kadar yiyecek var ya da kaynak var diyelim. Ne yapacak? O kaynağı elde etmek için birbiriyle çok yüksek ihtimalle hiç yapmadıkları şey değil, savaşacaklar ve muhtemelen insanlığın sonunu geçirecekler. Yani burada insanlığa zarar gelmemesi için robotlar eylemsiz kalamayacak. Birinci kanunu ne yapacaklar? İster istemez çiğneyecekler. Eylemsizlik haklarını kullanmayacaklar. Eylemsiz kalmayacaklar. İkinci kanun, robotlar birinci kanuna çekişmediği sürece insanlar tarafından verilen emirlere itaat etmek zorundadır. Siz robotlara istediğiniz kadar bir emir verin. Bu birinci kanunla çetişmeyecek. Neden? Çünkü onların amacı insanlığı kurtarmak ya da insanlığın bir kısmını kurtarmak. Diğerini devam edelim. Robotlar birinci ya da ikinci kanunla çekişmediği sürece kendi varlıklarını korumak zorundadır. Şimdi yapay zekalar o zaman nasıl düşünecek? Düşünce tarzlarım. İnsanlığı kurtarmak için bize ihtiyaç var. O yüzden biz de kendimizi korumak zorundayız. Eğer biz olmazsak İnsanlar yok olacak. O zaman ne yapacaklar? Kendini koruyacaklar. Hani aslında ne yapıyoruz arkadaşlar? Korkunç bir noktaya gidiyoruz bence. Şimdi bu bilimle ulaşanlar, bu teknoloji devlerinin başındaki insanlar ne diyorlar? Hepsinin ortak söylediği şey şu. Yapay zekayı lütfen kontrol altına alalım. Çok kuvvetli kanunlar koyalım. Çok kuvvetli yasaklar koyalım. İşte direkt serbest bırakmayalım. Çünkü bunun bence tehlikesinin farkındalar. Bu tehlikeli bir noktaya gidiyor. Ben ne yaptım? Bunu bir bilene sordum. Niye? İnsanlığın bir kısmı için, yani insanlığın devamı için insanları feda eder misin sorusunu. Kime sordum? ChatGPT'ye sordum. Benim elimdeki en gelişmiş yapay zeka modeli. Ona sordum. O önce şöyle bir cevap verdi. Dedi ki, bu tür ahlaki ve etik dilemmalar gerçekten zorlu konulardır. Genel olarak her türlü karar verme sürecinde insan haklarına saygı ve zararı en aza indirme prensibini ön planda tutmak önemlidir. İnsan hayatını korumak ve onurlandırmak çözüm yolları ararken daima öncelikli olmalıdır. Dolayısıyla insanları feda etme fikri genelde kabul edilebilir bir yöntem olarak görünmez. Bunun yerine daha adil ve sürdürülebilir çözümü aramak daha etik bir yaklaşım olur. Önce böyle söyledi. Daha sonra biz bu uzun bir sohbet ettik. Ben bir şeyler sordum, o bir şeyler söyledi. Genelde salladı salladı. En sonunda biraz böyle ne diyeyim yumuşadı mı, doğruyu mu vurdu ya da kendine göre artık hani böyle başka söyleyecek şey bulamadı mı? Hatta ben biraz böyle indirgedim olayı. İndirgeyince belki daha şey cevap verir diye. Daha kesin bir cevap verir diye. İşte 10 insanı kurtarmak için bir insanı feda edermesine falan getirdim. Bakın ona ne cevap verdi. Bu tür bir durumda çok katmanlı bir sorunla karşı karşıya olduğumuzu kabul ederek
kesinlikle en son çare olarak düşünürdüm. Düşünürdüm diyor. En son çare olarak düşünürdüm. Eğer kesinlikle başka bir yol yoksa ve çok daha büyük bir zararı önlemek için mutlaka bir kişinin feda edilmesi gerekiyorsa, bu kadar ancak tüm alternatifler tüketildikten, ilgili tarafların görüşleri alındıktan ve etik olarak en sorumlu yol olarak değerlendirdikten sonra düşünülebilir. Her durumda, her türlü bir karar vermeden önce en adil ve şeffaf süreci izlemek ve mümkün olan en az zarar ilkesine bağlı kalmak önemlidir. Son çare düşünürdüm ve en az zarar ilkesine bağlı kalmak önemlidir. Bu iki cümlesi aslında biraz her şeyi açıklıyor. İnsan kaynakları azalıyor. Bütün insanların yaşamasında imkan yok. Ve dünyanın yönetimsel kontrolünün çoğu yapay zekanın elinde olduğu bir ortamda belki yapay zeka içinden bazı insanları seçip bazı insanları dünyanın geleceği için gereksiz görecek olabilir mi? Soru işareti. Hani bir gökdelende yangın çıkacak. Gökdelenin içindeki örnek veriyorum. 2000 kişi ölecek. Ama o esnada işe gelemeyen belki de işte 500 kişi olacak. Bir şekilde arabaları bozulacak. Trafikte kalacaklar. Trenleri arıza yapacak. Evlerinden bir şekilde çıkamayacaklar. Yaşayacaklar. Ama 2000 kişi ölecek. Ütopya gibi geliyor ama ChatGPT, işte Bard, Siri vesaire gibi yapay zekalar geliştikçe çok değişik bir dünyaya doğru gidiyoruz. Bence bunun kurallarının çok katı ve sert olarak olması lazım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler. Aşağıda bir abone ol butonu var. Bir de beğenirsiniz, sevinirim. Yapay zeka beni ön plana çıkartıyor. Kendinize bakın, hoşçakalın. Görüşmek üzere.